Pir Sultan Abdal 16. yüzyılın başlarında 1480 ile 1550 yılları arasında Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Banaz köyünde doğduğu rivayetlerde geçmektedir. O ruh girdi bana Haydar, dost dedi, yaradan da nasibini istedi. Mısralarından asıl gerçek adının Haydar olduğu anlaşılmaktadır. Şair, soyunun Horosan'ın Hoy kasabasından geldiğini, benim aslım Horosan, Hoy'dandır mısrasından belirtir. Ataları muhtemelen Horosan'dan Hoy'a, oradan da Sivas'a göç etmiştir. Şair, şiirlerinde genellikle Pir Sultan mağlasını kullanmışsa da Pir Sultan Abdal diye tanınmıştır. Pir Sultan Abdal hakkında tarihi kaynaklarda çok az bilgi bulunmaktadır. Halk arasında söylentilere göre ise çocukluğunda koyun çobanlığı yaparken rüyasında bir elinde bade, bir elinde de elma olan nur yüzlü bir ihtiyar görür. Kendisine uzattığı şarabı saygıyla içer. Elmaya uzandığı sırada ise ihtiyarın elinin içinde bir ben olduğunu fark eder ve onun Hacı Bektaş'ı veli olduğunu anlar. Hacı Bektaş ona Pir Sultan mahlasını verir. Şöhretinin her tarafa yayılmasını, sazının üstüne saz, sözünün üstüne söz gelmemesini dileyip gözden kayıp olur. Şair, pir elinde bade içtim, doğdum, elinize düştüm, ak cenneti gördüm, geçtim. Hünkar Hacı Bektaş'ı veli dörtlüğünde bu rüyayı dile getirmiştir. Böylece Pir Sultan Abdal pek çok hak şairi gibi rüyada bade içme sonucu badeli aşık olmuştur. Bu olayın ardından halk arasında tanınmaya başlayan Pir Sultan Abdal, Şah kulunun Anadolu'da başlattığı yoğun Safevi ve Şii propagandasının etkisinde kalarak bu görüşleri benimser. Osmanlı Devleti'nin Kızılbaş Rafizi zümrelerine karşı sert önlemler aldığı bir dönemde düşünce ve inançlarını savunmaya ve yaymaya devam eder. En sonunda Alevi çevrelerindeki yaygın inanışa göre Sivas valisi Deli Hızır Paşa'nın emriyle Banaz'dan Sivas'a götürülüp Paşa Kalesi'ne hapis edilir. Deli Hızır Paşa sorgulama sırasında tavizsiz tutum takınan Pir Sultan Abdal'ı Toprak Kale'ye nakil eder ve durumu Osmanlı Sarayı'na bildirir. Saraydan gelen emir üzerine hakkında idam kararı çıkar. Osmanlı belgelerine göre ise Pir Sultan Abdal'ın katlini vacip kılan resmi gerekçeler özetle şunlardır. 1. Pir Sultan dinsiz, namaz kılmıyor ve oruç tutmuyor. 2. Şeriata aykırı sözler söylüyor ve davranışlar sergiliyor. 3. Müslümanlara Yezid diyor ve şarap içiyor. 4. Kur'an ve İslam peygamberi hakkında uygunsuz sözler söylüyor. 5. İslamiyet'in ilk 3 halifesine sövüyor. 6. Peygamber hanımı Hazreti Ayşe'ye hakaret ediyor. 7. Cem ayini gibi bazı toplantılar yapıyor. 8. Safevi taraftarı ve Kızılbaş taifesinden bir devlet düşmanı. 9. Rafizi kitaplar bulunduruyor, okuyor ve okutuyor. 10. Saz ve çalgı çalıyor. Törenlerde semak dönerek oyun oynuyor. 11. Törenlerde ve dışarıda haremlik, selamlık kuralına riayet etmiyor. 12. Zamanın Mehdi'si gelecek diye propaganda yapıyor. İdam edileceği dar ağacına doğru götürülen Pir Sultan Abdal, Sivas valisi
Deli Hızır Paşa'nın emriyle halk tarafından taşa tutulması emredilir. Emre karşı gelenin ise kellesi kesileceği beyan edilir. İdam sehpasına doğru kanlar içinde zorlukla yürüyen Pir Sultan Abdal'ın dudağında şu sözler dökülür. Şu kanlı zalimin ettiği işler, garip bülbül gibi zareler beni. Yağmur gibi yağar başıma taşlar, dostun bir fiskesi paralar beni. Dar günümde dost düşmanım bel oldu. On derdim var ise şimdi 50 oldu. Ecel fermanı boynuma takıldı. Gerek asa gerek vuralar beni. Pir Sultan Abdal'ım can göğe ağmaz. Hak'tan emr olmazsa irahmet yağmaz. Şu illerin taşı hiç bana değmez. İlle dostun gülü yaralar beni deyip idam edilir. Günümüzde mezarın nerede olduğu net bilinmemektedir. Caferi ve Alevi görüşlerine sahip olması, çeke sancağı götüre, şah İstanbul'a otura, firikten yesir getire, Horasan'da salla bir gün, dörtlüğünden de anlaşıldığı gibi İran şahının İstanbul'a hakim olmasını istemesi ve bu doğrultudaki çabalarının onun idama sebep olmasını söyleyebiliriz. Hatta şu mısralarından bunu net özetliyor Pir Sultan Abdal. Kul olayım kalem tutan ellere, katip ahvalimi şaha böyle yaz, şekerler ezeyim şirin dillere, katip ahvalimi şaha böyle yaz, Allah'ını seversen katip böyle yaz, dünü gün ol şaha eylerim niyaz, umarım yıkılsın şu kanlı Sivas. Katip ahvalimi şaha böyle yaz, Sivas ellerinde zilim çalınır, çamlı beller bölük bölük bölünür, dosttan ayrılmışım bağrım delinir. Katip ahvalimi şaha böyle yaz, münafığın her dediği oluyor, gül benzimiz sararıp da soluyor, gidi Mervan şad olup da gülüyor. Katip ahvalimi şaha böyle yaz, Pir Sultan Abdal'ım ey Hızır Paşa, gör ki neler gelir sağ olan başa, hasret koydun bizi kavim kardeşe. Katip ahvalimi şaha böyle yaz. Hacı Bektaş-ı Veli, Balım Sultan ve Seyit Ali Sultan'ı saygıyla anan Caferi olduğunu İmam Cafer mezhebine uyarız. Şeriat göğe çekildi, alem zulm ile yıkıldı. Kur'an'ın kilidi İhlas-ı Şerif. Kabe'nin yapısı bina yapısı. İman etse asilerin hepsi 5 vakit okunur ayet-el kürsi. Bağlılığını ifade eden Pir Sultan şiirlerinde genellikle Hazreti Muhammed, İmam Ali, Hasan, Hüseyin ve 12 imam muhabbetini işlemiştir. Kırmızı giymekle övünen Pir Sultan Abdal, enimizce biz kırmızı giyeriz, halimizce bizde mana duyarız. Öldürseler bile inançlarımızdan vazgeçmeyiz. Kadılar, müftüler fetva yazarsa, işte kement, işte boynum sararsa, işte hançer, işte kellem keserse, dönen dönsün, ben dönmem pirimden. Pir Sultan Abdal, Hazreti Ömer ile Hazreti Osman'ın hiçbir kitapta yeri olmadığını, kangı kitapta var ol Ömer, Osman, Kur'an'da okunan Hazreti Ali değil mi sözlerini söyleyerek gayrı sünni görüşlere sahip olduğunu açıkça ilan etmiştir. Ölüm, aşk, özlem, ayrılık, dostluk
ve haksızlıklara karşı gibi konuları içeren şiirleri de vardır. Şiirlerini coşkulu bir dille söylemesi ve halkı ilgilendiren konulara yer vermesi, inançlarını tavizsiz savunması, şiirlerinde konu bütünlüğünün bulunması Pir Sultan'ın en önemli özelliklerindendir. Pir Sultan Abdal, Anadolu Alevilerinin 7 büyük şairleri arasında yer almış. Bunların içinde Hatayi ve Kul Himmet'le birlikte en büyük 3 şairden biri kabul edilmiştir. Halk arasında her ne kadar Pir Sultan'ın bahsettiği ve davası uğruna idam edildiği İran Şahı'nın Hazreti Ali olduğu iddia edilse de asıl gerçeği taşımamaktadır. Pir Sultan Abdal, İran Safevi Devleti'nin kurucusu Şah İsmail'in oğlu 1. Tahmasp döneminde yaşadığı rivayetlerde geçmektedir. Tam adı Tahmasp bin İsmail bin Haydar bin Cüneyt Es-Safevi olan 1. Tahmasp, babası Şah İsmail'in ölümünden sonra 1524 yılında 10 yaşındayken tahta geçip ve 52 sene boyunca Safevilerin şahı olarak tahta kalmıştır. 1. Tahmasp aynı zamanda Safevilerin en uzun tahta kalan şahıdır. Ömrü mücadeleler ve savaşlarla geçen Şah Tahmasp 1576 yılında zehirlenerek öldürüldüğü yazılmaktadır. Büyük Ozan Pir Sultan Abdal'ın ibreti alem sözleri. Alem çiçek olsa, arı ben olsam, dost dilinden tatlı bal bulamadım. Derdim çoktur, hangisine yanayım? Yürekte yareler türlü türlüdür. Gönüldür cennet yapısı, nur ile aydın kapısı. Kıldan incedir köprüsü, geçebilirsen beri gel. Bir gün alıp götürürler evinden, Hakk'ın kelamını koyma dilinden. Kurtulaman Azrail'in elinden, dünya yolu malın olsa ne fayda. Şu yalan dünyanın sonu hiç imiş, akşam gelip konan sabah göç imiş. Büyük Ozan Pir Sultan Abdal hakkında birçok kaynaklarda benzeri bilgiler geçmektedir. Hep söylediğimiz gibi en doğrusunu Yüce Allah bilir. Hasan Tanyeri videoları. Daha fazla içerikten haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayınız.